Hocam birkaç kez daha buna benzer yorumlar gelmişti. Hemen ona dair bir şey söylemek istiyorum. Şöyle diyor. Gündemdeki siyaseti kaçırmaktan korkuyorum. Gündemdeki siyaseti nasıl bırakabilirim? Bu yüzden derse ya da yaptıklarıma odaklanamıyorum. Şunu söyleyeyim. Bu gündemdeki siyaset değildir. Var olan bir aslında sosyal medya bağımlılığına da temel hazırlayan bir durum. Fear of missing out diyoruz buna. Gündemi kaçırma korkusu. Bu bir çeşit aslında bağımlılık. Ve aynı zamanda... Bir çeşit değil. Baya baya bağımlılık yani. Bildiğin düz bağımlılık yani. Aynı zamanda sosyalleşmenin de önüne engel gibi algılanıyor. Ben bilgiye sahip olmazsam, gündemi takip edemezsem, toplum ilerlerken, çevrem ilerlerken ben geride kalacağım gibi rasyonize edilemeyen bir korkuyu bu şekilde bağımlılıkla çözmeye çalışıyoruz. Bu aklınızda olsun, siyaset değil de daha çok el alışkanlığına dair bir bağımlılık. Valla dün akşam mıydı, evvelsi akşam mıydı işte Maliye Bakanı istifasıyla ilgili falan bir şeyler oluyor Türkiye'de. Sonra bir şeyler oldu. Ha yani ben de öyle bir Twitter'da düştü işte akışı orada gördüm falan. Sonra baktım sabaha kadar Twitter kullanıcılarını ara ara yani sabaha kadar derken birkaç saat belki bir saat boyunca böyle biraz izledim. Ya öyle bir acil haber alma şehveti var ki herkeste. Çabuk çabuk söyleyin ne oldu, istifa mı etti, hesap mı eklendi? Da sana ne? Sana ne? Hükümet komiseri misin? FIFA gözlemcisi misin? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterimizin. Merkez Bankası'nın başına sen mi geçeceksin? Sana ne? O kadar boşuz ki anlatabiliyor muyum? Ben 5 yıldır yazdım dün de Twitter'a. 5 yıldır haber izlemiyorum. Zaten önceden de sevmezdim. 5 yıldır evimde televizyon yok benim. Yani televizyon var da televizyon kanalı yok. Haber hiç almıyorum. Twitter'ımda mesela birisi haber paylaşınca blokluyorum. Takip bırakıyorum. Senelerdir böyleyim. Çok mutluyum. Bir anti-evrim propagandası yapanı bir de siyaset söyleyeni blokluyorum. Hayatımda hiçbir şey eksik değil. Niye? Allah'a şükür bir işim var. Kafaya takacak gerçek mevzularım var. Anlamaya çalıştığım koca bir kainat var. Bunlarla uğraştığınız zaman zihniniz o kadar meşgul oluyor ki böyle bir şeyle meşgul olacak zaten zaman bulamıyorsunuz. Maalesef günümüzün haber sağanağı, özellikle bu anlık ve çabuk haber şehveti en hızlı bağımlılık yapan şeylerden biri. Ve bu genellikle internet bağımlılıkları Z kuşağına falan biçiliyor ya. Esas benim kuşak ve öncesini etkisi altına alan bir bağımlılık bu. Benim babam bile cep telefonundan 6 farklı uygulamadan haber okuyor. Baba diyorum aynı haber biten ülke niye 6 haber sitesi birden okuyorsun? Yok yok orada başka orada başka yazıyor. Bu bağımlılık bize büyük bir şeylerin parçası olmak gibi bir temel ihtiyacımıza hitap ettiği için çok ciddi zihinsel hedoni sağlıyor. Ama bu yalan. Ne siyaset bizim umurumuzda ne biz siyasetin umurundayız. Bu yalan. Oyunu ver, veriyorsan vermiyorsan verme. Siyasette çoğumuzun ilişkisi bu kadar. Ve bu sistem büyük bir şeyin parçası olmadığını hisseden her insanı bağımlılığa sokabilir. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, sevgili arkadaşlar, sevgili büyüklerim, sevgili küçüklerim. Hepiniz çok büyük bir şeyin parçasısınız. 3,5 milyar yıllık bir Arge sürecinin ürünüsünüz. Canlılık denen muhteşem bir ailenin nadide ve nevi şahsına münhasır bir üyesisiniz. Bu kainatı zihninde evirip çevirip anlamlandırabilecek, teorileri sorgulayabilecek, teoriler üretebilecek, sorular sorabilecek, bilmediğinin peşine düşebilecek inanılmaz beyinlere sahipsiniz. Bu beyni, bu zihni, bu yetenek paketini siyaset gibi saçma sapan, kendi işiniz değilse, siyasetçi değilseniz, siyaset gibi, gündem gibi saçma sapan şeylerin peşinde harcarsanız, ateist de olsanız sorulur, ben size söyleyeyim. Adına karma deyin, ahiret deyin, ne derseniz deyin. Bu sistem buna bedava geçit vermez. Bunun bir bedeli olacak. Ve genellikle insanlar hayatları daha bitmeden bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Pişmanlıklarla, kırgınlıklarla, hayal kırıklıklarıyla dolu bir hayat yaşıyorlar. Çünkü takip ettikleri, gözlerini diktikleri, zihinsel mesailerini ve laflarını harcadıkları şeyden ne bir fayda görebiliyorlar ne de oraya bir fayda verebiliyorlar. Lütfen her birimiz önce küçük çevremiz olmak üzere, gerçek insani ilişkilerimiz olmak üzere fayda sağlayabileceğimiz yerlere konsantre olalım ki bu ömür boşa geçmesin. Neler oldu neler siyasette? Bir düşünün yani benim kadar ilgilenmeyen adam bile 1000 tane şey gördü şimdiye kadar. Hangisinin esamesi okunuyor? Ne kaldı şimdiye? Siyasiler öldü, o darbeler geçti, o krizler atladı bitti. Her gün bir yenisi zaten geliyor. Ya 5 sene ilgilenme, 5 sene sonra aç bak yalan rüzgarı gibi. Aynen devam ediyor işte. Bir şey kaçırmıyorsun. Ben vallahi bir gün öyle oldu. Üniversitede kafayı boşaltmak için yalan rüzgarı izliyordum. Laboratuvardan gelince yorgun argın. Sonra bir bıraktım yalan rüzgarını. 4 yıl falan seyredmedim. Bir açtım. Hala Victor'la Nicky kameraya bakarak ağlıyor.
yapıyorlar, mevzu aynı, değişen bir şey olmamış. Yalan rüzgar hala devam ediyordu. Bu hayatta böyle. Bunlar sanal işler, hiç tavsiye etmiyorum. Hani bir abiniz olarak, bir bilgiyle uğraşan bir kardeşiniz olarak beni dikkate alırsanız bu ülkedeki siyasi manipülasyonlar ve bütün dünyadaki siyasi manipülasyonlar en büyük ayağını kaybeder. İşsiz, güçsüz ve kendini önemsiz görüp gözünü kendi işi olmayan o şeylere diken kitleleri kaybederler. Ve bu kitlelerin kaybedilmesi bu gereksiz odakların ölümü demektir. Eğer memnun değilseniz ve intikam almak istiyorsanız kapat televizyonu, kapat radyoyu, kapat interneti, aç pencereni. Aç pencereni dünyaya, hayata. Bir de bu açıdan bak. Yarın ölebiliriz. Son gününüzde bununla mı uğraşmak isterdiniz? Her gün kendinize bir sorun. Bugün uğraştığınız şeylere bakın. Bugün son gününüz olsaydı bunlarla mı uğraşırdınız? Hiç zannetmiyorum. Ben mesela zannetmiyorum. Yanlış şeylerle uğraşmışım bugün çok. Güzel şeylerle uğraştım ama yarın daha iyisiyle uğraşmak için gayret edeceğim. O yüzden hocam, lütfen siyasi tartışmalar bilmem ne gözünüzü seveyim. Aman diyeyim. Şu an siz anlatırken durdum, günüm sallıyorum. Bugün ne yaptım? Senin gene günün civcivli geçiyordur ya Almanya'da. Hocam, neydi? Das ist Deutsch nasıl deniyor? Almanca konuşuyor mu diye? Hiç geçe yapmayalım, üstüne durmayalım hocam. Hayır, seni canlı yayında Almanca konuşturacağım, yakında hazır ol. Hocam ben çok güzel söylediniz ya. Bu siyasetten öte, yani veya gündemi takip etmekten öte neyi takip edeceğimizi tercih etmekle alakalı. Burada yanlış anlaşılmalar başlayacak, hemen söyleyeyim. Kesinlikle bütün ülkenin gerçeklerine göz kapatın, bakmayın, böyle bir şey demek değil. Sadece bunlar dışında da bir hayatın olduğunu ve onun bizim olan hayatı olduğunu hatırlamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Ülkenin gerçeklerine gözünüzü kapatmak mümkün değil zaten. Yani bunu söyleyen bir insan olarak benim ne kadar siyasetin içinde olduğumu bilseniz hayret edersiniz. Ama ben nasıl siyaset yapıyorum biliyor musunuz? Ben yeni bir dünyanın hayalini kuruyorum, planını yapıyorum ve uyguluyorum. Benim siyasetim bu. Dünya ne yapıyor benim umurumda bile değil. Dolar o kadar olmuş, bilmem ne bu kadar olmuş, hiç umurumda değil. Ben kafamdaki hayale doğru giden politikayı, siyaseti kendim inşa ediyorum. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. Kafanıza bir şey takın, bunun adı siyasettir. Bu yaşamı belli bir doğrultuda yönlendirme işidir. Eğer siz kendi hayatınızı yönlendirme gücü hissetmiyorsanız içinizde, o zaman ipleri kimin eline vereyim diye bakarsanız yapmayın. İnsan olarak bu yakışmaz. Siyaset bizim hizmetçimizdir. Siyaset bizim hizmetimizde olmak zorunda olan bir şeydir. Lütfen onun kölesi olmaktan çıkın artık. Bu ülkenin en büyük vakit kaybı 7-24 siyaset konuşulmasıdır ve hiçbir faydası yoktur. Ancak ve ancak insanın o bir daha geri gelmez kıymetsiz vaktini sömürmekten başka bir şey değildir. Lütfen yapmayın. Benim siyaset yapma yöntemimi benimsersiniz, benimsemezsiniz. Benimki bu. Ama ne olur kendinize, lan bu kadar senedir konuşuyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, belki aktivistlik yapıyoruz. Ne oluyor diye bir sorun. Yani nereye gittiğinizi bir sorun. Ne mesafe aldığınızı bir sorun. Jordan Peterson hatırlattığı çok önemli bir şey var. Sürekli dışarılarla uğraşıyoruz da dünkü kendinize göre bugün ne durumdasınız? Bir bakın. Dünkü Sinan bugünkü Sinan'dan daha iyiyse, daha mutluyduysa, daha kendinden emindiyse o zaman bugünkü Sinan'da bir sorun var. Bugünkü Sinan'ın ondan daha iyi olması lazım. Dolayısıyla lütfen kendimizle uğraşarak şu dünyadan geçerken adam gibi bir şeyler bırakalım. Güzel insan gibi bir şeyler yapalım. Zira sonra pişmanlık maalesef kar etmiyor. Coştum gene. Siyasi nutuk. Parti kuracağım arkadaşlar. Siyasetsizler Partisi. SZSTP. Birazcık dilenme olmaz mı hani? İşte benim işim oksimoron. Yani böyle. Yaparız olur.